Konuğum bilir bu hareketi. Evet. Ona istinaden yapıyorum. Paran kadar konuş. Ya o kendini huysuz zannediyor ama tat tatlı bir konuğum var, Caner Özyurtlu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen biliyorsun kazı kazan. Kızma kazan ama olur. Ha kızma kazan. Niye kazı kazan? Ben çünkü alışkanlık, böyle yılların alışkanlığı. Doğru. Bozuk parayla kazıdığımız. Doğru. Çok kazıdık. Benim annem zengin olduğumuzu zannedip Bakırköy'de kalp krizi geçiriyordu. Ben ilkokuldaydım. Caner falan ya tansiyon düştü falan. Ne oldu diyorum, kızma kazan, kazı kazan kazıdır. Böyle Caner ayran alalım, oturalım, çay bahçesine gidelim falan diye böyle bir yere gittik. Anne dedim ne oldu Caner? Sakin ol, kazandık falan diyor. Böyle biz çok da fakir olduğumuz bir dönem. Anne ne kazandık falan, bak falan diye gösterdi. Dandirik bir şey yani şimdinin hani 100 lirası. Oydu 100 lira. Ama onu 100 bin falan gibi. Hani bir dertlerimiz bitti. Ben kalp krizden gidiyordu kadın. Konuşturmadım, açılış yaptırmadım. Hikaye anlattım. Çok güzel girdik. Peki annen onunla ama senaryolarını yapmak istiyordu. Yo söyle. Her şeyi takip etmişsin. Çok şey oldum. Evet, mahcup oldum. Çok seviyorum. Ne oldu senaryolar? Bir okudun. Senaryo değil ya. Annem onları senaryo zannediyor. Tamam. Çok tatlı bir insan. Bayılıyorum anneciğim. Ama onlar senaryo değil. Onlar fikir. Çünkü bana senaryo dersek bana her gün gelen 150 tane fikrin de senaryo olduğunu düşünmemiz gerekecek. Değil ama fikir olarak güzelse bile o nasıl olsa bir senaryoya dönüştürülebilir. Yani kadının fikirleriyle dahi ilgilenmiyormuş gibi olmak, onun kalbini kırmaya gerek var mı? Doğru. Anneciğinizi bir daha sevgilerimizi düşünüyoruz. Anam. Hiç üşenmemiş bir de fikir şey yapmış. Çok tatlı can. Sadece ben aradaki teknik olarak hani bu bir senaryo değil. Mesela sana biri bir heykel getirse, bak nasıl olmuş yeni şarkım dese. Taş. Dersin ki bu şarkı değil, heykel bu dersin. Mesela bu da senaryo değil. Tamam, ben burada tabii ana oğlun arasında giriyorum. Bu kadar sadece net bir ayrım yok bence zaten. Bu senin her şeye gıcık olma durumunu ne yapacağız biz? Öyle bir insan değilsin, böyle bir niye nefret etmeye uğraşıyorsun her şeyden? Nefret etmiyorum ya. Sadece rahatsız olduğum şeyleri söylemekle ilgili artık saldığım bir kapak var. Açtım onu yani. İnsanlar nasıl ama olmuş diye. Ama daha bir 20 yıl vardı ya. Böyle 50 çok erken açtım. Daha sonra yapaydın onu ya. Çok erken açtım. Zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok yani. Ben de böyleyim. İnsanlık adına yaptığın faydalı bir şey var mı? Burası yok. Tuvaletimi tuvalete yapıyorum. Klozet çekiyorum. Sifon çekiyorum. Tuvalet eğitimimi tamamladım bu sene. Bu sene ama. Yavaş yavaş. Çok şey yapmadım. İnsanlık adına faydalı galiba hiçbir şey yapmamışım. Güldürüyorsun insanları. Güldürürken düşündürmüyorum ama. Ya dur, ciddi cevap vereceğim. Tamam. İnsanlık adına mı? Değil. Kendi adıma yapıyorum. Yok ya, bunun cevabı yok. Yani şey gibi, ülkemizde çok gıcık olduğum kalıplar, ön yargılar falan, bunlarla ilgili programda atıp tutmanın en azından yeni kuşağa belki faydası olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü hani bu anne kutsalı, baba, aile bilmem ne, her şeye yüklenmiş anlamların aslında iyi yapılırsa bir anlamı olacağı, yoksa kötüye de kötü demenin ve eleştirmekle başladığını her şeyin hatırlatmak istiyorum çoğu programda. Yani illa size dayatılan her şeye okey demek zorunda değilsiniz. Bunu kim derse desin gibi bir şeyim var, tavrım var. O benim hoşuma gidiyor ama işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bence yarıyor. Göreceğiz ileride. Göreceğiz mi? Göreceğiz herhalde. Yani etrafta böyle her şey bok gibi, bok gibi, bok gibi diye. Böyle bir nesil yetiştirmek istiyorum. Gerçekten. Yani şöyle bir yanılgısı var bence insanların genel olarak. Sözünü dinlediğimiz şeyler, bu ne bileyim iç sesimiz de olabilir, babamız da olabilir, büyük devlet büyükleri de olabilir. Bunların bizim iyiliğimize kararlar verdiğini düşünmek çok çocukça değil. Yani herkes kendini düşünüyor. Bu kurum da olabilir, kişi de olabilir. Senin iç sesin bile kendini rahat etmeye çalışıyor yani. O yüzden onları zorlamak ve bazen gerçekten kabul ettiğin, normal zannettiğin bir şey aşırı saçma onu fark etmek 30 yıl da sürebiliyor. Hala terapide he falan diye kaldığın anlar oluyor benim mesela. Senin de oluyordur. Bunların üstüne gitmek gerektiğini düşünüyorum. Bunu da her programda böyle söyleyerek iyilik mi yapıyorum bilmiyorum ama yapabildiğim tek iyilik bu gibi geliyor bana şu an. Eleştirdiğim şeyler mesela, hani ben herhangi bir şey ver önüme, yemek ver, köpek maması ver, yerim. Yani seçmem gerçekten, bir hayatta bir standardım çoğu alanda yok. Yani hiçbir şey söylenmem, bir yere kafeye çağırırlar, iğrenç bir yerde asla söylemem yani. Hani kimseyi rahatsız etmem, hakikaten sakince uyum sağlarım ama bizim hayatımızı dayatılan bazı şeylere evet çok negatif yaklaşıyorum ve bunu da sık sık tekrar ediyorum ama mutlulukla ilgili bir derdim yok yani gerçekten. Annenden en iyi öğrendiğin şey, en iyi öğrenmek. Yani öğrendiğim en iyi şey mi, benim en iyi öğrendiğim şey mi? Yani ikisi de aynı kapıya çıkıyor sonuçta. Annem herkesi çok, onu öğrenmedim ki ama. Herkesi çok sever diyecektim de ben öyle değilim.
Yani ne öğrendin peki ya? Peki şey öğüdü mesela aklının erdiğinde söylediği. Yani genel olarak pozitif enerjisini ya her söylediğimde boşa düşüyor mu? Yani hayata karşı olan tutkusuzca o da bende yok. Niye aldım ya? Hep iyi yanlarını saydım zaten ama ben onları alamadım. Aldığım iyi bir özellik bulmaya çalışıyorum. Şey olabilir. Mesela kendinde bir yetkinlik aramadan ya da böyle kendini çok bastırmadan yeni şeyler denemek. Hani üzerine bu gurur meselesi de belki annemin de şeyi olabilir. Yani annemin hiç öyle bir baskısı yoktur yani. Hı. Ne yapıyorsun? Resim çizmek istiyor. İyi çiz tamam falan filan. Öyle bir rahatlığı vardır. O galiba yani YouTuber'lık yapıyorum, senaryo yazıyorum, yapımcılık falan. Hani aklıma bir şey geldiği zaman yapıyorum ve şey gelmiyor. Ben bu işte bir yeterliliğim var mı sorusu. Bunu düşünüp üzerinde baskı yaratmak istemiyorum. Hani önce yapayım, halkımız essin, gömsün, onun üzerine biz devam edelim gibi bir tarzım var. Yani direkt tepkiyle böyle zaten içe. Ben bunu yapamam yok. Yap, bir gör. Evet yapalım, de olmuyorsa bırakırız gibi. Herkes bildiği işi yapsın ne demek ya? Nefret ettiğim bir laf işte. Bak yine bak nefret ettiğim şeyler böyle şeyler benim. Herkes bildiği işi yapsın. Sen ne yapıyorsun o zaman ya? O kişi kim yani? Ne yapıyor? Bir de neyi biliyoruz işte? Hiçbir şey bildiğim. Öğreniyoruz her şeyi ya. Herkes keşke hiç bilmediği işi yapsa. Öyle bir dünya. Mesela bir sabah bir kalksak döner ustası böyle şarkı söylüyor. Alakasız. Hani herkesin meslekleri değişmiş. Hiç kimse bildiği işi yapmıyor yani böyle. Çok tehlikeli bir hayat. Böyle yoldan çıkan otobüsler falan, çarpılan insanlar, elektrik falan. Çok güzel. Ama zanaatkarlar için o zaman bu söylediğimizi herkes için geçerli. Herkes bilmediği işi yapsa keşke. Güzel, biz de bilmediğimiz işi yapıyoruz. Yapıyoruz, ben her zaman onu yapıyorum. Süper gücün olsaydı ne olsun isterdin? Yani hep soruluyor bana, ben hiç düşünmemişim canım. Bu kadar soruluyor hiç mi? Bana sorulmuyor yani. İnsanlara sorulurken görüyorum. O sırada bir cevap veriyorum ama sonra galiba şey böyle öğrenme gücü. Mesela hani bir kitaba bakınca onu hemen okumuş gibi olayım. Mesela bir filme bakınca onu izlemiş olayım ve aklımda kalsın. Tamam, süpermiş. Bilgiyi emcükleme gücü. Vay be. Ah, kıçımda anahtar kalmış galiba, özür diliyorum. Kıç denebiliyor mu? Tabii ki denebiliyor. Tamam. Kimle kanka olmak isterdin? Biz olacağız zaten, o ayrı. Seth Rogen'la. Jonah Hill filan bir tayfa var ya, Pineapple Express, işte şey, Knocked Up filan, kıvırcık saçlı, tatlı dude, James Franco ile filan kanka. Onunla böyle full takılmak, geyik yapmak isterdim. Böyle bomboş. Hem film çekeyim bir yandan hem takılalım filan, hoşuma giderdi. Hangi çizgi filmdeki hangi karakterin yaratıcısı olmak isterdin? Rocko's Modern Life'taki Heifer rolünü çok severim. Ya şu senaryoyu ben yazsaydım dediğin bir film. Social Network. Ama çok enteresan. Çok iyi bir senaryo. Finalindeki final sahnesi için bile yazmış olmak isterdim. Çok çok sevdiğim diyalogları var, çok sevdiğim gerilim anları var falan. Social Network, evet. Güzel. Türk Hava Yolları 5 aylık ülkeye bilet verdi. Nerelere gitmek istiyorsun? Tokyo. İki hani Berlin hep versin gidelim gibi. Barcelona. Kaç oldu? 3. 3. Londra. Bir tane de böyle daha dalama sen küçük adam. Küçük adam. Ay. Dalamanı. Ne diyeyim ya? Beşinciyi dört tane bana ülke yetti galiba hayatında ki bunlar şehir biliyorum. Söylediklerim ama hepsi başka ülkeye ait olduğu için söyledim. Bir tane de gitmediğim bir yer olsun. İsveç. Gitmedim, çok merak ediyorum. Sehpa geliyor aklıma o ülkenin adı. Sehpa mı? İsveç deyince sehpa canlanıyor gözümde ya. Böyle çok basit tasarlanmış bir sehpa. Çok kötü. İki yanın etkisi ama hani böyle ülke de öyle bir sadelikte gibi geliyor. Sehpa gibi bir ülke. Ama hep elimizde bir çivi fazla kalıyor pakette. Ben asla birleştirmiyorum. Gerekirse o monte ekibi 20 gün sonra gelse onlar kutusunda durur. Bir yerde parkede uyurum ama onları beklerim, açıp o kutuları asla birleştirmem. Neden? Benim görevim değil ya, bana ne ya? Böyle miydi eskiden? Her kullandığımız her şeyi biz mi birleştiriyoruz? Sinir oluyorum. Sen birleştirdiğin için ucuz ya o kadar. Yani bir tık daha pahalı olsun o zaman. Ya. Gerçekten çok rahatsızım ben bu yeni dünyada. Birileri de kendi işini yapsın ya. Çok. Bir de hani eve gelince bir baskı oluyor yani kadının diyeyim. Ataerkil bir dünyadan bakıldığında bu olaya. Hani benim erkek olarak o sehpayı birleştirmem ve kadınımı onu kullanır hale getirmem lazım. Müge de hani bunu bir noktada birleştirecek misin diye bakıyor bana. Hayır diyorum, birleştirmeyeceğim. Nalbur çağıracağız ya da iki adam gelene kadar bekleyeceğiz. Kendi yatağımızda yatmadık, 10 gün yerde uyuduk.
Çok şikayet ediyor. Tam damara bazmış. Çok güzel. Çok özür dilerim. Yani, ay çok güzel. Coştum yani. Gerçekten çok güzel. Ya bu rahatsızlıkları anlıyorum. Anlıyorum. Ya sinir oluyorum ya. Gardırop birleştirmek için bu hayatı seçmedim. Yani gerçekten. Bazı riskler aldım, yapımcılık yaptım, battım, çıktım. Gardırop birleştirmemem lazım artık. Hangi ülkede de bir evin olacak olsa, hı-hı, orası neresi olsun? Berlin, Berlin. Ülke değil, Almanya ülkesinin Berlin şehrinde veya eyaletinde, federal yönetimde vardı da bir ara ama artık yok. Ya yani evim yoktu da kiradaydı. Hani gidip bir sene yaşadın orada mı? Bir kış boyunca yaşadık, çok güzeldi. Sonra biz oraya gittiğimizde 3 liraydı euro. Şimdi öyle değil. O yüzden çok zor. En çok nesini sevdin Berlin? Berlin pisliğini çok sevdim. Hani hiç kimse umurunda olmaması. Yat parkta, akşam uyan. Yani çok güvenli olduğundan söylemiyorum ama takıl yani. O böyle yavaş tempo. Derler ya hani, tamam, delirmiş insana, hani acısıyla ilgilenmez insanlar, sadece deliliğiyle ilgilenir diye. Berlin'de o hani biraz daha şey geliyor bana. Daha insani her şey. Delirmişi de var. Hani çok güzel işini sürdürüyor. Herkes bir uyum içinde, birbirine bulaşmadan. Varlığa böyle saygı bakmadan, yani. Arkasından dönüp bakmadan falan. Herkes chill bir şekilde hayatına devam ediyor. Evet, çok özgürlükçü. Hani bana bulaşılması, kimse dokunmasın isterim. Bu temas böyle böyle anlatır ya bazı insan, fıkrafı. Sinir, tamam, asabım bozuyor. Yani. Çok iğrenç bir şey. Özür dilerim bunu gösterdim. Ama yani gerçekten Almanya'daki o hani diyorlar ya, Almanlar soğuk falan. Keşke her insan o kadar soğuk olsa, çok güzel bir dünyamız olurdu diye düşünüyorum. Şimdi o mu bu mu bölümümüz var? Seçiyor direkt. Tamam. Ben sana seçenek sunacağım. Sen aynen biraz önce yaptığın gibi. Tamam. O mu bu mu diyerek. Peki. Çok heyecanlı. Hiç oyununa bir yere katılmamıştım ya. Çok. Ama güzel değil mi ya? Çok ben güzel. Böyle yani evimde ağırlar gibi olsun istedim. Bence mükemmel. Jim Carrey mi? Jack Black mi? Artık Jack Black. Artık. Eskiden Jim Carrey'ciydim ama Jack Black'in son nerd metalci hallerini çok seviyorum. Jim Carrey delirdi çünkü İsa resmi falan çiziyor. Yani bu delirmek anlamına gelmiyor. Dünyada 2 milyar insan falan onunla ilgileniyor ama. Peter Sellers mi? Rowan Atkinson mı? Peter Sellers. Tatil köyü mü? Kamp mı? Of, ikisi değil. Tepede daldan yapan bir daire. Aynen. Yani iki uç yani. Tatil köyü çok böyle kurmaca, Truman Show gibi. Evet, kurmaca, o çok tamam, sıkıcı. Okay. Öbürü de çok yani artık hani o kadar da götüm... Yani yattığım yer kıçımda iz yapmasın mesela. Ama mat götür canım altın yanında. Glamping. Yarın gidiyorum. Glamping'e gidiyorum yarın. Çok saçma bir öyle şey. Öyle mi? Denk geldi. O kadar laf ettin ama. Tamam. Jimmy Fallon mı, James Corden mı? Jimmy Fallon. Asuman mı, yıldız mı? Yıldız. Asuman, aa yok artık. Oha ben unuttum ya. Yıldız. Sen unutursun da biz unutmayız. Yıldız mı? Bilemedim şimdi bak. İkisini de gördüm. Bebeğim gibi. Gobolokko neydi bizim kelimemiz? Gabor mu? Ha, Gobat. Gobat, acımak. Ben Stiller mi, Adam Sandler mi? Adam Sandler ama ya ben Stiller'a da bayılırım ya. Ben Stiller'ı yönetmen olarak, Adam Sandler'ı oyuncu olarak diyeyim. Office, UK mi, USA mi? UK tabii. Çok mersi, teşekkür ederim. Tabii ki. Oyunculuk mu, yönetmenlik mi diyeceğim ama bunu değiştiriyorum. Yapımcılık yönetmenim ama onu tercih edeyim. Oyunculuk mu, yönetmenlik mi? Yönetmenlik. Yönetmenlik. Başınıza bela olmaya devam edeceğim. Yaşa. Hep yeni filmlerle karşınızda olacağım. Sektörde böyle oyuncu olarak şu olsaydı çok iyi olurdu diyeceğin, hani sektörel olarak, yönetmen olarak böyle hayalini kurduğun, ulan şunu bir düzeltsek ne güzel olacak, bir de yapımcı olarak. Yani çalışma saatleri, ki yapımcı olarak gerçekten çok dikkat ediyorum çünkü ben çok çalışmayı sevmem zaten. Yani gerçekten kısa çekilecekse kısa çekelim. Benim setlerimde genelde ekip iddiaya girer. Hani genel 12 saati geçecek mi, geçmeyecek mi diye. Geçmeyecek diye her zaman kazanır. Buradan ipucu vermek istedim. Çünkü yani yok ya. Öyle benim öyle bir konsantrasyonum yok ya. Yani. 12 saat bile dünya standartlarına göre 12 saat çok uzun. Bizde kısa. 16'ya hocam seti tamamlayabilirsin. Hani 16. 16 saat çalışılır mı yani? Korkunç bir şey. Beynim bir yerden sonra zaten çalışmamaya başlıyor yani. Zombiler mi, vampirler mi? Kalitesizlikten yana olduğum için genellikle zombi. Yani vampir miti falan çok daha gelişkin, böyle geçmiş olan bir şey ama çirkinlik ve anti hijyen, her şeyi çok sevdiğim için zombi. Hani etimiz de yiyor. Öbürü daha böyle bir şey gibi yani. Kanı içiyor, posayı bırakıyor. Ya evet, o ne deniyordu ona? Metroseksüel falan gibi yani. Böyle çok şey, çok dikkat ediyor kendine. Kan emiyor, uğraşıyor falan. Öbürü yiyor yani. Oyunda?
Eğlenmek mi, kazanmak mı? Eğlenmek, full. Vallahi hiç kazanmakla ilgili. Genelde de kazanmam zaten. Her şeyi hayatımda. Şikayet etmek seni yormuyor mu? Gayet sevdi. Doğru aslında. Her şeyi beğenmek daha yorucu abi. O coşkuya nasıl sahibiyse. Aha ne kadar güzel ya. Hediyelere mükemmel. Ben rahatsız oldukça konuşuyorum. Yani. Bilmiyorum. Bunları ben terapi sanırım. Rahatsız olduğun şeyleri söylemek nefis bir şey. Çok fazla şeyden rahatsız olmak o kadar nefis bir şey değil belki de. Ama sürekli şikayet etmek seni de yorar. Daha doğrusu dinleyeni yorar. Ben doğru. Sürekli şikayet eden insanların mesela böyle daha az görüşmeye gayret ediyorum. Çok hiç mantıklı. Abi. Eşime de bunu söyleyebilirsin. Söylemem, yazık. Şimdi almış seni şimdi. 10 yıl oldu ya. Artık. Alıştı ha. Ya çok alıştı artık yazık. Şey ne ya neler oluyor? Kukula mı çıkacak için? Bu kuzey ay düğümü. Bilmezsin sen. Seni sana anlatıyor. Bu da astrolojik olarak. Tamam. Yani insanların çok bilmediği ama bilenlerin de özellikle bayıldığı. Ve bunu şimdi mi açacağım? Zaman, şimdi açmayacaksın, çok uzun. Tamam. Böyle evde mi okuyacağım? Bu arada. Bu ne? Aa sen bana doğum günümü o yüzden mi sordun? Evet. Ben de ne alaka demiştim. Ne alaka? Canları bir de onu da bunun içinde bizim Prix'in çantalarımız var. Denim Stüdyo tarafından yapılan. Aa logo. Tatlış. Çok seviyorum bunları çünkü bununla çok güzel oyun taşınıyor. O zaman program bitti anladığım kadarıyla. Böyle bir program... belediye festivaline döndüğümüze göre. Çiçek de geliyor. Birazdan şey... Neydi plaket veriyor? Plaket miydi o? Sayın valim, sevgili seyirci.